Yıldız, ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Kendime doğum günü hediyesi alıyorum. O kadarını da yapayım bari, değil mi? Ben sana alırım ne istiyorsan. Sağ ol. İyi misin? İyiyim, sen? Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam, konuşalım ama Lila ile ilgiliyse ben hiçbir şey demedim, yemin ederim. Yok, Lila ile ilgili değil. Neyle ilgili? Bunu konuşmak istemiyordum aslında. Ama aynısını ben de yaşadım ve kendimi senin yerine koyuyorum. Halit'i de karşıma alma pahasına seninle konuşmaya karar verdim. Hayır, zaten akşam da gideceğim ve gitmeden önce konuşmak istiyorum. Ne oluyor Zerrin? Ben buraya geldiğimden beri bir şeylerden şüpheleniyorum Yıldız. Hatta bundan Zehra'ya da bahsettim ama o ihtimal vermedi. Fakat ben o kadar dikkatli gözlem yaptım ki ve bütün bunların sonucunda yanılmıyor olduğuma kanaat getirdim. Ne demek istiyorsun ya? Korkutma insanı. Halit'in bir ilişkisi var bence. Yani bu durup dururken çıkardığı kavgalar, ne bileyim işte evden çekip gitmeleri ve sabaha kadar süren toplantılar falan. Biliyorum. Biliyorum çünkü ben bunları yaşadım. Birebir yaşadım Yıldız ben bunları. Anladın mı? Yani Halit'i çok iyi tanırım. Eğer başka biri olmasa böyle davranmaz. Ama ben Halit'le barıştığım zaman ona bunun son şansı olduğunu söyledim. Ayrıca Halit Can'dan ayrı kalmak da istemiyor. Beni de bir daha göremeyeceğini biliyor. Yani bütün bunları göze almaz. Biliyorum, biliyorum Yıldız. Bak bunları konuşmak çok zor. İnan benim için de çok zor. Yani hepsinin farkındayım ama... Sen kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ben. Yani bilmiyorum. Ender'e sor. Ender bu konularda şeydir, hemen bulur. Ender. Ben bugün konuştum Ender'le. Gerçi hiç onun tarzı olmayan cümleler kurdu ama... Ender biliyor mu kim olduğunu? Bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Ben sadece Ender akıllı bir kadın. Yani böyle şeyleri hemen bulur. Bir de Halit'i de çok iyi tanıyor. O yüzden. Yani benden başka herkes biliyor kocamın beni aldattığını. Öyle mi? Böyle şeyleri en son eşler duyar Yıldız. Bunları söyledim. Çünkü ben bu yüzden çok acı çektim Yıldız. Aynı şeyleri yaşamanı istemiyorum. Ben gidiyorum. Ne yapacaksın? Bilmiyorum, bir şekilde bu olayı çözmem lazım. Ay, nereye gidiyorsun Yıldız? Ay inşallah benden duyduğunu söylemez. Levent'e. Efendim Yıldız. Halit, müsait misin? Dinliyorum seni. Ya sen haklıydın galiba. Yani senin işle ilgili kafan o kadar karışıkken bir parti organize etmek olmaz. Ben senden özür diliyorum. Birazcık fazla yükseldim. Kusura bakma. Önemli değil. Sen ne yapıyorsun, iyi misin? Daha iyiyim. Ha, istersen baş başa yemeğe gidebiliriz. Yani tabii işin yoksa. Yabancı misafirlerim geliyor. Onlarla toplantılarım var. Geç kalacağım. Ha, öyle mi? Peki canım, tamam o zaman. Başka zaman yaparız. Bence de.
Geç kalacaksın yani. Evet. Tamam. Peki. Evde görüşürüz. Şu adam arabaya binince takip edeceğiz onları, tamam mı? Tamam efendim. Gidelim. Geldin hayatım. Gel, geç. Nasılsın? Nasıl geçti günün? Ne? Ne? Yok, sipariş vermiştim onlardır. Ha. Yıldız.